Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Adam da Murat Bey var. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız adam Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Anlatın bir şeyler bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı doğumunun 174. yılı olması dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid'i tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla uluslararası bir sempozyum düzenlediğini duyurdu. TBMM Milli Saraylar bünyesindeki tarihi mekanlardan Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak sempozyum süresince 12'si yurt dışından 65 akademisyenin konuşma yapacağı belirtildi. Yeri yerinden oynamış ya. Biz evet. Açıklama yapınca yer gök yıkılmış. Hiç böyle bir şey olmazdı yani. Demek ki ta İngiltere'den yankı bulmuş olay. Bayağı bir sallamış. Avuç içi kadar toprak kalmış ondan sonra. Onun hemen akabinde de onun hazırladığı zeminde Osmanlı yerle bir oldu. Abdülhamit kilis şahısları. Darmadağın oldu. El kadar bir ülke kaldı elimizde. Şimdi onu da almaya çalışıyorlar. Güneydoğu'da her gün 10 kişi, 15 kişi şehit ediliyor. Darwinist eğitimin zemininde, Darwinist materyalist zeminde komünist düşünce gelişti. Ve gelişmeye devam ediyor. Vatan manasını kaybediyor, Darwinist oluyor adam. Onun için. Çünkü ben maymunsam diyor. Maymundan geliyorsam, atam maymunsa, vatan ne ki diyor. Bütün dünya diyor, benim vatanım diyor. Vatan diye bir şey yok diyor. Millet diye de bir şey olmaz diyor. Maymundan geldiğimize göre diyor. Osmanlı 1876'da dünyanın dördüncü güçlü devletiydi Abdülhamit'ten önce. Abdülaziz'e düzenlenen darbe öncesi. Askeri darbe yapıldı biliyorsunuz. ...1876'da Abdülaziz döneminde hastadan propagandasına başlıyor İngiltere. O bir sivri akıllı öyle laf atıyor ortaya. İngiltere Abdülaziz'den hiç hoşlanmıyor çünkü Darwinizme şiddetle karşı Abdülaziz. Asla kabul etmiyor. Ama Abdülhamit kabul ediyor. Kabul ediyor ve savunuyor. Ve savunulması için de bütün gücüyle gayret ediyor. Abdülaziz döneminde Osmanlı dünyanın dördüncü büyük ordusu, ikinci büyük donanması dünyanın. Daha sonra Abdülhamit Haliç'e çekiyor donanmayı, bak dünyanın ikinci büyük donanmasını. 20 yılda çürütüyor, Osmanlı donanması kalmıyor. Küfleniyor, paslanıyor, çürüyor. Haliç'e çekiyor 20 yılda. Zaten Osmanlı hiçbir savaşa girmiyor. Ve topraklarını blok halinde kaybediyor Abdülhamit döneminde. 1876'da Osmanlı İmparatorluğu'nun yüz ölçümü 12 milyon kilometre kare. Abdülhamit sonrası, Birinci Dünya Savaşı öncesi, Osmanlı'nın yüz ölçümü 1.7 milyon kilometre kareye düşüyor. 23 milyon nüfus oluyor.
İngiltere 34 milyon kilometreye çıkarılıyor. Bak Osmanlı küçülüyor, İngiltere, İngiliz İmparatorluğu büyüyor. 34 milyon kilometre kareye çıkıyor İngiliz devleti. Kolonilerle birlikte 400 milyon nüfusa çıkıyor o dönemde. Osmanlı 23 milyon. E bunu sağlayan Abdülhamit işte. ...1876 Osmanlı yüz ölçümü baktı, 12 milyon kilometre kare düşünün. 64 milyon nüfusu var. Sonra nüfus 23 milyona düşüyor. 1.7 milyon kilometre kareye düşüyor yüz ölçümü imparatorluğu. Darwinist yapıyor Osmanlı'yı. Hiç savaşa girmiyoruz. Ama sürekli toprak kaybı var. Ve yoğun Darwinist propaganda yapıyor. Savaşa girmiyoruz ama yoğun Darwinist propaganda. Paniği görüyor musunuz? Dünya çapında Abdülhamit'i kurtarmaya çalışıyorlar. Ya doğruyu söylesenize. Ha, Abdülhamit'in hiç mi iyi yönü yok? Var, güzel. İsrail'de 36 ayrı yerde yerleşim yeri oluşturmuş. Ay Allah razı olsun. Museviler oraya toplamış. Allah razı olsun, güzel. Musevilere toprak satışı yasak. Osmanlı'daki o kanunu kaldırıyor. Ve Osmanlı'da Musevilere toprak satış serbest oluyor. Theodor Herzl'le diyor arası çok açıktı. Theodor Herzl'i kovmuştu. Ona çok öfkelenmişti. Ya akşama kadar sarayla beraber nereye kovuyor? Yani beyin takımı zaten İstanbul Üniversitesi'nde eğitiliyor. Darwinist olarak kuruluyor üniversite Abdülhamit devrinde. Ben Gurionlar falan hepsi orada yetişmişler. Theodor Herzl'le akşama kadar beraberler. Ona raporlar hazırlıyor, fikir veriyor, danışmanı. Kıbrıs'ı satma kararı alıyor. İngilizlere size kiraya veriyorum diyor. Dökün altınları diyor. Altınları döküyor adamlar. Tamam diyor, Kıbrıs sizin diyor. Alın götürün diyor. Altın karşılığı Kıbrıs'ı sattı. Ondan sonra zaten Kıbrıs elimizden çıktı. Bir kardeşlik etiketi yapalım. Bölücülüğe karşı sevgi birliği diyelim. İnşallah. Bölücülüğe karşı sevgi birliği. Abdülhamit kendi el yazısıyla yazdığı anılarında benim siyasetim diyor İngiltere ile ittifak kurmakta diyor. Ve İngiltere ile iç içe olmakta diyor. E ne diyorsunuz siz? Tam karşıtını bize anlattınız okullarda. Bire Yahudi dedi diyor, işte kovdu diyor, gönderdi. Benim satılı toprağım yok dedi diyor. Ya Kıbrıs'a altın karşılığı vermiş zaten. Koskoca Kıbrıs'a altın karşılığı vermiş. E adamları da orada tamam Allah razı olsun iyi yapmış. 36 ayrı büyük yerleşim alanı vermiş. Musevilere. Filistin'de. Ve Filistin topraklarının satışı için meclisten karar çıkartmış. Gelip bunu neyin aksine anlatacaksın? Bira fabrikası kurmuş, rakı fabrikası kurmuş. Saray defterinde kayıtlar var. Orada giren şarap miktarı saraya. Efendim, kanyak miktarı, bütün içki çeşitlerinin resmi dökümleri var. Resmi döküm, duruyor yani. E bunu mu anlatacak adam, neyi anlatacak? Evet.
Abdülhamit'e diyor ki Theodor Herz, mektuplar bunlar duruyor devlet arşivinde. Avrupa'daki muhalifleri ortadan kaldırabilirim istersen diyor. Mesela Ahmet Rıza'yı diyor, eğer istiyorsan onu öldüreyim diyor. Veyahut öldürteyim diyor, nasıl istersen diyor. O kadar içli dışlılar ve o kadar ürkütücü bir bağ var aralarında. O bir de fabrikasyon resmi var mı sende? Var, göstereyim. Göstereyim. Bomonti Bira Fabrikası Osmanlı İmparatorluğu'nda modern bira üretim tekniğiyle imalata başlamış olan ilk bira üretim tesisidir. Bak Abdülhamit'in tuğrası var üstünde, görüyor musun? Göstert. Osmanlı tuğrası var fabrik. Yaklaştır. Ümmetin bire ihtiyacı karşılanıyor yani. Kafayı çekmek isteyenlere. Abdülhamit çok kapsamlı büyük fabrika kurduruyor. Cayır cayır oradan bira üretimi yapılıyor. Ayrıca bitik bira da değil, içki üretiminin her türlüsü. Evet. Osmanlı'da bira üretimi 2. Abdülhamit devri olan 1896 yılında 1.2 milyon litreydi. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da çoğunluğu Beyoğlu ve Galata'da olmak üzere 31 birahane vardı. Trakya ve Marmara Körfezi kıyılarından Eskişehir'e kadar uzanan bölgede Bomonti bira bahçeleri kuruldu. Kafa çekmek isteyenlere içki servisi yapılıyor Abdülhamit döneminde. Devlet eliyle. Evet. Abdülhamit'in talimatıyla bunları mı anlatacaksınız? Neyi inkar edeceksin yani? Kıbrıs'tan şarap getirtiliyor saraya. Porto şarap. Kanyak getiriliyor. Resimler gösterebilir miyiz bira fabrikasını? Evet. Burada reklamı gözüküyor. Bira fabrikasının reklamı. Binanın dış görünümü fabrikanın. İkinci Abdülhamit dönemi olan 1894 yılında bira fabrikası açmak için başvuru tezkeresi. Yine bira fabrikasının reklamı. Fabrikanın dış görünümü. Tekrar başka bir dış görünüm. Biranın etiketi. Devir Abdülhamit devri ve Abdülhamit'in talimatıyla kuruluyor fabrika. Evet. Şu an bu fabrika halen işliyor. Bu fabrika halen işliyor, devam ediyor. Gençlere bira içmek isteyenlere. Bira sağlığa son derece zararlı, insanları sersemleten, düşünme yeteneğini bozan, çünkü içinde şerbetçi otu da var. Yani alenen sersemlik veren bir ottur. İnsanın görme yeteneğini, denge yeteneğini bozar. Yani insana baygınlık hissi verir. Bitkinlik hissi verir. Zaten içinde de yüksek oranda alkol var. %9 falan. Alenen sarhoş eder. Bak milyon litre hesabıyla Abdülhamit bira imal ettiriyor. Devlete. Devletin eliyle. Yüz binler hesabıyla Darwinist kitap dağıttırıyor. Hayır, günahsız insan olmaz. Hepimizde hatası var. Ama bizi niye yanlış bilgilendiriyorsunuz? Doğru bilgi verin ya. Doğrusu neyse onu söyleyin. Yani ne geçecek elinize? İngiltere'de feveran havalarda. Dehşete kapıldı adamlar. Bir görseniz yağmur gibi. Tehditler havalarda uçuşuyor. İşte seni şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bittin sen. İşte seni hapishanelere süründüreceğiz. İşte kafanı koparacağız bilmem ne. Koparacak kafa yok bizde. İnşallah. Kafa koparacakmış. Balistik çelik gibiyiz. Efendim.
Uğraşmaktan bir şey yapamaz. How are you? What's your name? Nina. Nina. Nina, I love you more. I love you more. Severim ben seni. Maşallah. Which country? I'm from Serbia. Serbian woman, very good. Very beautiful woman. Thank you. Evet. Bu bira fabrikası 2015 yılından itibaren bir eğlence merkezi olarak kullanılıyor. Efendim. Abdülhamit devrinde yaklaşık 1,5 milyon litreye yakın. Yani 1 milyon onda 2 litre bira üretiliyor. Yani düşünün yaklaşık 1,5 milyon litre yani. Her yer birahane ve meyhaneyle doldu Abdülhamit döneminde. Yani Galata'dan tut, gidebildiğin kadar yere kadar git. Her yer meyhane. Abdülhamit dönemi. Kafayı çeken çekene. Trakya'da, Marmara Körfezi'nde her yer. Yani çünkü yaklaşık 1,5 milyon litre bira. Sırf bira üretmek, diğer içkileri demiyorum yani. Abdülaziz rahmetli geldiğinde Darwinist propagandaya başlamıştı İngilizlerin devleti. Derhal kaldırttırdı Osmanlı'da. Her yerde yasakladı Darwinist propagandayı. Vay sen misin bunu yapan? Götürdüler. Döverek infaz ettiler. Şehit ettiler. İki bileğini kestiler. Çünkü aslan gibiydi. 100 kilonun üstünde. Baş edemeyeceklerini bildikleri için 3 tane ağır siklet pehlivanı götürüyorlar. 3 ağır siklet pehlivanı. Bak 3 ağır siklet pehlivanı zor zapt etti yani Abdülhamit'i. Yere yatırdılar. Sakallarını yoldular. Dişlerini kırdılar. Döverek dişlerini kırdılar. Göğsüne çok ağır darbeler indirdiler. Mosmor göğsü. İki bileğe derince kas tendonları kopmuş olarak. Yani bilekleri derin. Kopmuş. Ta kemiğe kadar kesmişler. Diyorlar ki apaçık intihar. Neyini kontrol edeceğiz? Baksana diyor. Bileğini kesmiş intihar etmiş diyor. Bak görüyor musun oyunu? Ya bir insan bir bileğini kestiğinde o bilek iptal olur. Ta kemiğe kadar kesmiş. Peki öbür iğneni nasıl kesecek o bıçakla? Sakalını nasıl yolsun? Göğsünü nasıl morarsın? Dişlerini nasıl kırsın? Suikast günü sarayda acayip çatışma oluyor. Bağırtılar. Müthiş feryatlar ve insan bağırtıları falan. Muazzam bir kavga oluyor. Sonra yatışıyor kavga. Şehit ettikleri için. Sonra götürüyorlar naaşını. Örtüyorlar üstünü. Kolu dışarıda naaşın. Doktora baktırıyorlar. Bu ne diyorlar? Adam anlıyor. Biraz direniyor doktor. İntihar bu diyorlar. Adam da evet intihardır diye rapor yazıyor. Adli tıpa göndertmiyorlar. Adli tıpta bir şey yok. İntihar görmüyor musunuz diyorlar. Sonra Hanlar Hanı, Yüce Hakan, Abdülhamit Hanı devreye sokuyorlar. Yüz binler hesabıyla Darwinizm. Birahaneler, meyhaneler, ne istiyorsan. Osmanlı toprakları teker teker elden çıkıyor, hepsi.
Musevilere 36 ayrı yerde yerleşim yeri veriliyor. Dev topraklar, çok büyük. Hayır, bak tekrar söylüyorum, Allah razı olsun, çok iyi yapmış. Bir tek orada bir faydalı şey var yani. Gariban adamlar iyi yapmış. Filistin'de toprak satışı yasak. Osmanlı Meclisi'nden karar çıkarttırıyor. Toprak satışı serbest oluyor Musevilere. Abdülaziz'i şehit ediyorlar. Yerine Abdülhamit geliyor. Abdülaziz 5 vakit namazında Darwinizme şiddetle karşı son derece samimi bir Müslüman. Meyhaneye bilmem işte derhaneye falan karşı. Abdülhamit döneminde her yerde meyhane kuruluyor. Bir tane, iki tane, 10 tane, 20 tane değil. Her yerde. Neyini kurtarıyorsunuz? Açık açık söyle, adam yanlış yaptı dersin ya. Bu kadar basit. Sonra Osmanlı zaten cayır cayır çöküyor gidiyor yani. Ona göre adamlar ayarlanıyor. İngiliz kontrolüne geçiyor. İngilizlerin devletini falan. Bak daha hala bu olay devam ediyor kardeşim. Şu an İngiliz etkisi Türkiye'de, İngilizlerin devletinin etkisi bütün gücüyle devam ediyor. Darbeyi yaptıranlar da onlar son. 12 Eylül de onların altından çıktı. Anlamıyor insanlar yani. Her yere adamlar kol atmış. Abdülhamit döneminde 1884 yılında Abdülhamit'in resmi talimatıyla ilk resmi genelev açılıyor. Bak, kerhane mi diyor artık, ne deniyor, genelev yani. Evet. Efendim, meyhaneler açılıyor. Abdülhamit'in talimatıyla. Ve Darwinist propaganda ayyuka çıkıyor. Ve bu genel evler kısa sürede her yere yayılıyor. Osmanlı'da. Galata'da genel sayısı kısa sürede 100'ü buluyor. 1915'te ise 359'a çıkıyor. Şu an 200 bin genel evde çalışan kadın sayısı. Bak Diyanet neyle uğraşıyor? Uğraşması gereken konuları bırakmış, neyle uğraşıyor? Ya kardeşim önce sen şu şarap fabrikalarını kapat, rakı fabrikalarını kapat. Kapat derken uyar. Ya bunlar haramdır de. Günahtır de. Değil mi? Bira haramdır de. Uyar, bir şey söyle. Kumar oynatılıyor. At yarışları, efendim spor toto, efendim loto, işte bilmem bayağı bir şey, ne iddia mı? Evet. Hepsi kumar. Bunların haram olduğunu söyle. Günahtır de. Bir şey söyle ya. Genel evler günah ya. Bunlar bu vatan evlatlarında 200 bin kadın çalışıyor de. Bunların parasıyla efendim Diyanet'in de bütün masrafları ödeniyor. Maaşı ödeniyor. Bu helal bir gelir değildir de ya. Abdülhamit'in resmi talimatını açıyor genel evler. Yani muazzam hizmet oldu Osmanlı'ya diyor. Genel ev açıyor. Efendim içki fabrikası açıyor. Ve her yere meyhaneler açılıyor. Devlete vergi ödüyor bu meyhaneler. Abdülhamit'in talimatıyla. Ve bütün Osmanlı'yı Darwinist yapıyor. Şimdi de panik olmuşlar. Dünya çapında Abdülhamit'i kurtarma programı. Neyini kurtaracaksın? Bütün belgeler ortada. Neyini kurtaracaksın? İngiltere'nin el ayağı boşaldı. İngilizlerin devleti bir oyun oynuyor. Türkiye'yi yıkmak istiyorlar. Bu kadar basit. Her yere adamlarını yerleştirmişler. Birçok yere. Bütün ümmet uyansın, farkına varsın. Bela başımız üstünde geziyor yani. Pakistan, Hindistan, her yeri sarmış adamlar. Her yerde casusları var. Her yerde casusları var. Gençlerin içine bile sokmuşlar ya. Üniversite çocukları içinde bile elemanları var yani. Masonluğun en güçlü olduğu dönem. Abdülhamit dönemi. Abdülaziz'in, mesela Abdülaziz öv. Abdülaziz'e de cennet mekanda. Çünkü hem kabadayı hem aslan hem yiğit. Abdülaziz. Hiç lafı geçmez bak Abdülhamit'in. Şey Abdülaziz. Ya kardeşim bak nur gibi insan bu insan. 5 vakit namazında geneleve karşı. İçkiye karşı. İçki fabrikası asla açtırmıyor. Darwinizme şiddetle karşı. Mevcut kitapları da toplatıyor Osmanlı'da.
gizli kaçak yazıyor, kabul etmiyor. Aprezi gösterebiliriz. İşte bu aslan, mübarek olan insan bu. Abdülaziz'dir. Allah onu aziz etsin. Yaklaştır yüzünü. Bu aslanlar aslanıdır. Yiğitler yiğididir. Öveceksen bunu öv. Abdülaziz'i öv. Kahpece ve alçakça şehit edilmiştir. Bu zürafa sokaktaki genel evde bak zürafa. İngilizler koydu bir isim ona zürafa sokaktaki genel ev. Abdülhamit döneminde açılmıştır genel ev. Bu zürafa sokak işte Abdülhamit döneminde açılan yer. Abdülhamit'in bütün takım Darwinist. Hepsi. Koyu Darwinist adama geliyor. Kardeşim Darwinizm gibi bir tane de kitap değil. O kadar fazla kitap bastırtıyorlar ki. İstanbul Üniversitesi'ni açıyor. Tamamen Darwinist eğitim. Mesela Abdülaziz'i öv. Cennet mekanda namazını hayatta terk etmemiş bir insan. Beynamaz değil yani. Her zaman namazlarını kılıyor. Halk vefat ettiğini duyduğunda büyük galyan olmuştu İstanbul'da. Babamız vefat etti diye. Abdülaziz'i acayip seviyordu millet. Nur gibi insandı. Osmanlı topraklarından böyle santim vermiyordu, santim. Bayağı titizdi. Osmanlı ordusu dünyanın en büyük ordularındandı onun devrinde. Dördüncü büyük ordu. İkinci büyük donanmaya sahipti. Abdülaziz döneminde. O koskoca muhteşem donanmayı Halic'e çekti, çürüttü, yok etti. Abdülhamit. Kıbrıs'ı cayır cayır sattı. Altın karşılığı. Kira diye verdi İngilizlere. Bak şu an eğer Erbakan hocamız olmasaydı Allah, Ecevit de dolacak iş değildi bu. Gitmişti Kıbrıs. Şimdi bak almamıza rağmen kabul etmiyorlar. Yani orayı işgal edilmiş kabul. Bak, kendi toprağımızda işgalci konumda gösteriyorlar bize. Kıbrıs'ın tamamı bizim oldu hale bak. Tamamı tapusu bize ait. Bak resmi tapusu kayıtlarda yani elimizdeki mevcut resmi kayıtlarda şehirde açık tapular var. Kıbrıs'ın tamamı tapusu bize ait resmi olarak. Ama şu an bizi işgalci konumda gösteriyorlar. Kendi ülkesini işgal eden konumunda oluyor ya. Bize ait toprak. Tamam bize ait Kıbrıs. Yani tapulu malımız ya. Yani bir mantığı var mı bu şunun? Tapulu malımız. Bize ait yer yani. Kendimize ait yer. Bunu yapan Abdülhamit. Altınları aldı, verdi Kıbrıs'ı. Abdülhamit döneminde fuhuş İstanbul için özel bir sektör haline geliyor. Gemilerle İstanbul'a müşteri getiriyorlar. Fuhuş için. Abdülhamit döneminde. Rehberlerin en önemli işlerinden biri gemilerle gelen turistleri Zürafa Sokağı, Karaköy'e götürmek ve oradaki işte genel evlere onları sevk etmek. Gemilerle adam geliyor genel eve. Osmanlı'da işte mesela Münif Paşa onun çok sık adamlarından. Evrim üstüne adam uzman. Evrim propagandisti. Darwinist yani. Abdülhamit Münif Paşa'yı Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Adam bütün okullarda Darwinizm okutuyor. Ortaokul, lise, üniversite her yerde. Şu an olduğu gibi. Ümmet felaket bir sistem içine doğru gidiyor. Yani çünkü Kur'an'da diyor ki siz Adem'le Havva'dan yaratıldınız. Münif Paşa diyor ki yok Adem'le Havva'dan yaratılmadınız. Maymundan yaratıldınız diyor. İlk atanız işte solucan gibi bir varlıktı. Sonra kurbağa gibi oldu diyor. Sonra işte gelişti. Primat falan maymuna döndü. Atanız bu diyor. Kardeşim dergiler yayınlıyor Darwinist.
kitaplar çıkarıyorlar ve Osmanlı'nın her yerine, Yemen'e, Libya'ya, her yere gönderiyor. Gemilerle, trenlerle yüz binlerce kitap gönderiliyor. Mesela bu Abdullah Cevdet, Abdülhamit döneminde Tıbbiye'de yetişti. Orası zaten Darwinistan'ın kalesiydi. Gösteririz. Evet. Değil mi? Tamam. Bu Abdullah Cevdet, İttihat Terakki döneminin en ünlü Darwinist materyalistlerinden birisi. Osmanlı'da materyalist propagandayı yapanlardan, Abdülhamit'in en sıkı adamlarından. Abdülhamit'in talimatıyla Darwinist propaganda yapıyor her yerde. Bunlar kitapları basıyorlar, dergiler çıkıyor, makaleler, gazetede yazılar. Yani Osmanlı mahvoldu ondan sonra manevi yönden. Abdülhamit döneminde mesela 1897 29 Temmuz iskelede bulunan birhane reklamlarından bir tanesi. Bütün iskele boyunca bu birhane reklamları var böyle. Bira reklamları var. Yani İstanbul genel ev kaynıyor ve meyhane kaynıyor Abdülhamit döneminde. Ve yoğun Darwinist propaganda sürekli Osmanlı toprakları veriliyor. Sürekli ama kesintisiz. Ve Abdülhamit'in bütün çevresi Darwinist materyalist. Hepsi kendi de dahil. Yiğitler yiğidi Abdülaziz aslan gibi direndi ama o koç yiğidin etrafını sarmışlardı. Şimdi Tayyip Hoca'yı Abdülaziz konumuna getirmeye çalışıyorlar. Onun için diyorum bak Tayyip Hoca'yı iyi koruyalım diyor. Çok titiz bir koruma altına alalım. Gençler, yani herkes kanun hukuka uygun olarak Tayyip Hoca'yı koruyalım. Yani ona Abdülaziz'e biçtikleri fermanı biçiyorlar benim gördüğüm. Aman, yani aynı yöntemler. Darbe marbe. Yani o akşam eğer fırsat bulsalardı hatta intihar etti de diyeceklerdi belki de. Evet. Tayyip Hoca'yı mesela şehit edip, evet, aynı Abdülaziz gibi. Tecrübeli bunlar. Ezan. Kısa bir ara verelim. Kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Buyurun. Ne güzel. İnsanların ben dürüst olduğuna inanıyorum Abdülhamit'le ilgili. Fakat yanlış yapıyorlar. Eğer yücelteceklerse Abdülaziz'i yüceltsinler. O adı sana gizlenmiş gerçek bir kahraman Abdülaziz. Abdülhamit değil. Bak Abdülaziz'in katledilmesinin, şehit edilmesinin tek nedeni vardır. Darwinizme şiddetle karşıydı. Yani devrinin mehdisiydi Abdülaziz. Devrinin mehdisiydi. Cennet mekan Abdülaziz Han. Hanlar Hanı. Cennet mekan değil. Abdülaziz Han'dır. Abdülhamit'i bir kenara koyalım.
Abdülaziz Han'dır. Dürüst olsunlar. Abdülaziz olduğu gibi Tayyip Hocam'a da suikast düzenleyebilirler. Birleşmiş Milletler toplantısına falan çok dikkat etsin. Birleşmiş Milletler toplantısına çok dikkat etsin. Orada suikast yapmaya kalkabilirler. Yani bu adamların gözü döndü. Normal bir durum yok. Polis, özel harekatçı koruma da götürülsün oraya. MİT elemanlar zaten gerekli tedbir alacaklardı, ben inanıyorum. Tayyip Hocam da pozisyonunu çok dikkatli alsın orada. Yani onların suikast yapacağı bir pozisyon hiçbir zaman için gelmesin. Asrımızın Abdülaziz'i Tayyip Hocam'dır. Abdülhamit'i değil, Abdülaziz'i. Abdülaziz'in özelliği nedir? Darwinist bütün devlet görevlerini görevden aldı. Hepsini. Paşalar, milli eğitimdeki insanlar, kim varsa. Darwinist kim varsa aldı. Darwinist bütün yayınları toplattı. Müsaade etmedi. 1876 darbesi de önce büyükelçiliklere saldırı yapılmış. Şimdi bak, büyükelçilikler kapatıldı. Saldırı da önlendi. Saldırı yapacaklar normalde. Saldırının ardından da Abdülaziz'e darbe yapılmıştı. Saldırıların hedefi büyükelçiliklerdi. Görüyor musun? Benzerliğe. Dikkat edin yani. Aynısı yapıldı. Yapılacaktı. Yakalandı. Büyükelçiliklere saldırı yapacak kişiler yakalandılar. Yani eski oyunu tazeleyeceklerdi. Sultan Abdülaziz Ahmet Mithat'ı Rodos'a sürdü. Çünkü Darwinist propagandada adam durdurak bilmiyordu. Rodos'a sürmüştü. Darwinist propagandasını durdurmak için. Çok sinsi bir faaliyet vardı o devirde. Abdülhamit tahta çıkınca ilk yaptığı ne biliyor musun? Ahmet Mithat'ı yeniden İstanbul'a geri çağırıyor. Tercüman-ı Hakikat gazetesini kurduruyor Darwinist. Osmanlı döneminde ilk kez Darwin'in evrim kuramını bu adam vesilesiyle gündeme getirtiyor Abdülhamit. Ahmet Mithat kanalıyla. Yani özetle Abdülhamit, Abdülaziz'in görevden aldığı ne kadar Darwinist adam varsa, ne kadar paşa varsa, bakan varsa hepsini göreve geri getiriyor. İstanbul Üniversitesi'ni kuruyor ve orada yoğun Darwinist propagandaya başlatıyor. Zoruna ne oldu kardeşim? Zoruna ne oldu ya? Trenlerle yüz binlerce Darwinist kitabı her yere yayıyoruz. Gemilerle ta Libya'ya gönderiyor ya. Her yerde Darwinist propaganda yapıyor. Allah'tan kork. Abdülaziz Darwinizme karşı şiddetli tavır aldığı için İngilizlerin devleti tarafından darbeyle devrildi. Hemen akabinde Abdülhamit göreve getiriliyor. Abdülhamit de Abdülaziz'in görevden aldığı ne kadar Darwinist varsa hepsini geri göreve getiriyor. Nasıl bu kahraman oluyor ben anlayamadım. Arkasından generaller açıyor. Arkasından meyhaneler açıyor. Osmanlı topraklarını paramparça ediyor. Osmanlı donanması yok ediliyor Haliç'te. Hanlar Hanı diyor. Mübarek Sultan diyor. Abdülaziz'dir Hanlar Hanı olan. Şehit olan, veli olan padişah odur. Abdülaziz'dir, Abdülhamit değil. Cennet mekan, Hanlar Hanı, Abdülaziz Han. Bunu öğrenecekler. İnşallah. Abdülhamit değil. Abdülhamit akıl almaz tahribat yapmıştır. Yani görülmemiş bir tahribat yapmıştır. Bir uydurma hikaye var. Theodor Herzl'le ilgili. Theodor Herzl'e bire melun Yahudi defol bedava toprak bilmem ne falan ne alaka dedi diyor. Ya kardeşim adam bir kere torbalar dolusu altın karşılığında Kıbrıs'ı vermiş. Bitti.
Bir kere buradan kahramanlığı kalmadı yani. İki, 36 ayrı yerde, Filistin'de, 36 büyük bölgede büyük yerleşim alanı veriyor Musevilere. Tek yaptığı faydalı icraat bu. Darülfünun şahane, bugünkü İstanbul Üniversitesi, bizzat Abdülhamid tarafından açıldı. Darülfünun özelliği, her bölümde koyu Darwinist propaganda yapılmaz. Burada yetişen adamları da o imparatorluğun her tarafına gönderdiler. Mısır'da da El Eser kurdu İngilizlerin devleti. Orada zaten Darwinizmin kalesi. Abdülaziz mübarek, muhterem veli bizzat, Allah için bunlarla cihat etti, kabul etmedi Darwinizmi. Her türlü tehlike göze aldı. Bak benim koç yiğidimi 3 baş pehlivandan ancak zapt edebildiler. İkisi kollarına girdi, bir tanesi de ayaklarından tuttu. Ve silah soruyor, bak ellerinde de silahla giriyorlar. Yanlarında da başka adamlar da var. Yani sırf yere yatıranlar 3 tane baş pehlivan. Zor yere yatırdılar. Ön dişlerini yumruklayıp kırdılar. Göğsüne ne ağır darbelerle vurdular. Mosmor göğüs. Sakalını yoldular ya, vahşete bak. Sakalını yoluyorlar, vahşete bak. Kepazeliğe bak sen. Sonra da iki bileğini ta kemiğe kadar oturtacak şekilde bıçakla kesiyorlar. Ve bekliyorlar, ellerini kolunu yatırmış vaziyette. Elini de ağzını da kapatıyor. Önce muazzam bağırtı ve kavga olmuş. Acayip kavga olmuş. Yani cam, çerçeve, her yer aşağı inmiş. O benim aslanım bütün gücüyle kendini korumuş. Ama bir yere kadar tabii. Ellerinde de silah var adamların. Sonra şehit ediyorlar. Ama kan kaybı devam ediyor. Daha vefat etmemiş. Annesi gidiyor Valide Sultan. Vay benim evladım diye kadın dövünmeye başlıyor. Diyor ki çık dışarı diyor. Şehit oldu. Yani intihar etti diyor. Dışarı çıkıyor. Sonra çay ocağını oraya götürüyor. Bak rezalete bak, olaya bak. Orada tutuyorlar. Kan tamamen boşalıyor. Artık kan kaybından şehit olunca üstünü örtüyorlar. Bir masaya yatırıyorlar. Muşambayla örtüyorlar. Bir kolunu dışarıda bırakıyorlar. Doktor çağırıyorlar. Diyor ki gel bir bak. Adam diyor ki yani bu intihara benzemiyor diyor. Yok yok, intihar görmüyor musun diyorlar adama. At şuna imzayı diyor. Adam her imzayı atıyor. Yani çünkü bir, ben vücuduna bakmak istiyorum diyor doktor. Vücuduna bakayım diyor adam. Bak onların adamı olduğu halde bunu yapıyor, düşün. Ya bir açın da bakayım diyor adam. Yok gerek yok diyor bakmana vücuduna. Sadece koluna bak diyor. Bak kesmiş de kolunu diyorlar. Ta kemiğe kadar kesilmiş bileği. Kan kaybından. Atıyor imzayı. Orada rapor düzenliyor. Adli tıba gönderelim diyor. Yok diyor. Adli tıba gerek yok diyor. Hadi hemen gömelim diyor. Şu kahpeliğe bak ya. Şu alçaklığa bak. Şu rezilliğe bak. Kimsenin haberi yok ya bu olaylardan. Abdülhamid apar topar tahta getiriliyor. Gelir gelmez Abdülaziz'in görevden aldığı ne kadar darbiniz varsa hemen göreve getiriyor. Hemen kerhaneler açıyor. Kerhaneler açıyor. Hemen içki fabrikalarını açıyor. İlk icraatlar olarak. Ve her yere efendim, meyhaneler açtırıyor. Bütün Galata boydan boya ta Edirne'ye kadar meyhaneler doluyor. Her yer. Ondan sonra sıra Osmanlı donanmasına geliyor. Onu da Haliç'e çektiriyor. Çürütüyor onları da 20 yıl içerisinde. Ama ne çürüme ya. Tamamen enkaz. Yani hurdaya gidiyor. Osmanlı topraklarında paramparça edip dağıtıyor. Kıbrıs'ı da altın karşılığında veriyor. Evet, biliyorum. Tendürek bölgesinde 2 haftada 20'den fazla şehit verdik. Bu bölgenin PKK için stratejik önemi olan bir bölge olduğu, burayı Erzurum ve Kars'a sızmak için güzergah olarak kullandığı ve volkanik yapısı nedeniyle dağın içinde PKK'nın çok sayıda mağarada ciddi oranda yığınak yaptığı söyleniyor. Güvenlik uzmanı Mete Yarar konuyla ilgili açıklamasında askerlerimizin bu kadar şehit vermesinin sebebi savunma politikasını bırakıp taarruz politikasına geçmeleri. Asker taarruza geçtiği için mecburen daha fazla temas sağlanıyor ve şehit veriliyor dedi. Kardeşim öyle taarruz mu olur ya? Taarruz yaptığında değil mi ortalığı cehenneme çevirirsin. Bir kere bu silahla olur.
Yani askere dağıtılan silah ve mühimmatın kalitesinin artırılması lazım. Bir kere normal otomatik silah yok gördüğüm kadarıyla. Klasik piyade tüfeği var. Bu olmaz. Yani IŞİD'in bile elinde otomatik silahlar var. Değil mi? PKK'nın elinde otomatik silahlar var. Askerin elindeki silah kalitesinin artırılması lazım. Bir de el bombası atan otomatik silahlar çok miktarda olması lazım. Bunlara böyle tek tek kurşun atmak da olmaz. El bombası atan otomatik silahla yani dakikada 2000-3000 mermi atarsan, yani dakikada 2000-3000 el bombası yağdırılırsa adam oraya yanaşmaz. Dolayısıyla rahatça yakalayabilirsin. Yöntem budur. Dağı düzlersin. Değil mi? Adam sana getiriyor 500 kilo TNT ile bomba yapıyor ve onu patlatıyor. Sen de 2 ton, 10 ton TNT getirirsin, dağı korsun. O öyle olmaz, böyle olur dersin. Efendim ta Ankara'dan sesi duyulur, yeri göğü inletirsin. Cehenneme çevirirsin oraları, olur biter. Böyle silah üstünlüğünün sağlanması gerekiyor. Yoksa sürekli asker kaybı olur. Taarruza geçtik. Taarruza geçmediğinde de aynı şey oluyor. Sürekli asker kaybı var gece gündüz. Taarruza geçiyorsun ama adamlar kaçıyor. Yani gayet ferahlar, rahatlar. Bir kere asker sayısının artırılması lazım. Bir, milis gücünün artırılması lazım. İki, efendim silah kalitesinin artırılması lazım. Üç, dağda mağara, volkanik mağara. Ya kardeşim dağı patlatırsın, volkanını da çıkarırsın dağın yani. Değil mi? O adamlara bir ferahlık sağlarsın. Yeri göğü birbirine katarsın. Yani yöntem budur. Malzemeden eksiltmemek gerekiyor. Yani mühimmattan eksiltmemek gerekiyor. Parasıyla değil mi? Yani ben görüyorum çatışma seslerini. Tak, tak. Birer bir öyle olmaz. Yani orada otomatik silah sesinden değil mi? Anlaşılır olayın gücü. Adam başını kaldıramaz. Yani nefes aldırmamak gerekiyor. Bir de bombardımanın çok güçlü olması lazım. Ya halaç pamuğu gibi atacaksın. O zaman adam oraya yanaşamaz. Yanaştıysa da bir daha kaçamaz. Kaçtıysa da teslim olur. Yani böyle olması gerekiyor. Silah üstünlüğünün sağlanması lazım. Tabii benim nacizane görüşüm bu, kanaatim. Benim güzelim kime benziyor? Hı? Hı, evet benziyor. Duydun değil mi sen kime benzedin? O hanımın resmini görebiliyor muyuz? Değil mi ya, mesela geliyor CHP genel merkezinin önüne adam kurşun yağdırıyor. Ne oldu diyoruz? Kaçtı diyor. Ya kardeşim asfaltı havaya uçurursun. Allah Allah. Yeri göğüne nasıl kaçar ya? Asfaltı yıkarsın yani. Kaçma olur mu ya? Nasıl kaçar yani? Geleni yakalayacaksın. Olmaz. Hı? Bakayım. Yo, Penelope. Thank you very much. Evet. Ya mesela hatta mesela bir sivrisine yakalarken bile değil mi? O elinde şak şaktan yakalamaya kalkarsan yakalayamazsın. Yani onu da yakalamak için nasıl bir yöntem olacağı belli. Adamlar 3 kişi eylem yapıyor, kaçıyor. 5 kişi eylem yapıyor, kaçıyor. Bu çok rahatsız edici. AK Parti'ye saldırıyorlar. Mesela Akit Gazetesi'ne saldırmışlardı. Adamlar elini kolunu sallayarak kaçtılar. Allah Allah. Gelen orada kalır kardeşim. Öyle olması lazım. Usul öyle olması gerekir.
Mesela bak Abdülaziz Hanlar Hanı'da. Ben onun ayağının altını öperim. Abdülaziz'in. Ama bana Abdülhamit'ten bahsetme. Bütün Galata'yı genel evlerine donatmış adam. Her yeri meyhanelerine donatmış. Devlet eliyle içki fabrikaları açıyor. Ve her yeri bütün Osmanlı'yı darvinist yapıyor ve paramparça ediyor Osmanlı'yı. Kıbrıs'a altın karşılığı veriyor. Filistin'de 36 yerde Musevilere geniş büyük araziler veriyor. Sonra diyor ki ya diyor ben adamı kovdum. Ya kardeşim adam senin müşavirin, danışmanın. Akşama kadar berabersin adamlar. Projeleri falan hep beraber yapıyorsun. Kovdum diyor. Ne kovması? Neredeyse elini öpecek yani. Acayip saygılı. Danışmanı ya. O da diyor ki senin için ben adam öldürürüm diyor. Var mı emrin diyor. İsimler veriyor. İstersen şunları öldürteyim diyor. Mafya babası gibi adam da yani. Theodor Herz. Resimleri vardı Abdülhamit'te. Bakayım. Sarayda akşama kadar beraberler. Kim kimi kovuyor yani? İstanbul fuhuş merkezi oluyor. Gemilerle buraya müşteri getiriyorlar ya. Genel evlere. Resimler gösterin. Bu zürafa sokakta genel ev, evet. Gemilerle adamlar geliyor yani. Abdülaziz hiç namazını terk etmemiş mümin muttaki bir insan. Cennet mekan Hanlar Hanı, Abdülaziz Han. Doğrusu budur, Abdülhamit Han değildir. Düzelsinler. Resmini gösterin. İşte bu koç yiğit, aslan budur. Medine'den saraya gelen postalar, posta geliyor. Bu postalarda diyor, Resulullah'ın kokusu var diyor. Medine'den geliyor diyor. Kalkıp abdest alıyor. Postalar geldiğinde ve sürekli ayakta duruyor. Ayakta. Postaya Medine'den posta geliyor. Kağıt yazılar geliyor. Resulullah'ın kokusu var bunlarda diyor. Abdest almadan o postalara el sürmüyor. Medine'den geliyor diyor. Öyle mübarek bir insan. Abdülhamit de Kıbrıs'tan Porto şarabı getirtiyor çeşitler. Baksınlar sarayın yiyecek listesine, içecek listesine. Kanyaklar, şaraplar, çeşit çeşit içkiler. Zibil gibi yani. Anlatmakla bitecek gibi değil. Kurduğu fabrikalar, Osmanlı fabrikalarla donattı diyor. Kardeşim şarap fabrikası kuruyor. Rakı fabrikası kuruyor. Bira fabrikası kuruyor. Çayır çayır. Hele de reklamlarını yaptırıyor ayrıca. Bediüzzaman bakıyor Darwinizme karşı ya diyor bu akıl hastası diyor. Tımarhaneye kapatıyor. Evet. Abdülhamit 1894 yılında bu Etüsen'in Kuyulim Vakfı var ya. O vakfa ismini veren, sonradan Abdullah Kuyulim o ismini alan İngiliz vatandaşını İngiltere'ye Şeyhülislam olarak atıyor. Şu anki Kuyulim Vakfı'nın adı ondan geliyor. İngiliz, onu Şeyhülislam olarak atıyor. Adam koyu Darwinist. Aşağı yukarı her şey var adamda yani, her şey. Her yol derler ya, o tarz. Yani atadığı adam. Resmi gösterebiliriz. Abdullah Kuyulim. Bak güvendiği adamı görüyor musun? Darwinist ve Rumi adam. Ya olay ta o zamanlar ayarlanmış, şekillenmiş. Thank you.
İsimleri çok komik ya. Dedelerin Yahudilere Filistin toprak vermediği için huzurundan kovduğu için mi Abdülhamit kötü diyor? Ya kardeşim, dedelerime toprak vermiş. 36 ayrı bölgede geniş geniş topraklar vermiş. Kovma movma da yok. Dedelerimle iç içe yaşamış. Böyle bir şey yok. Ayrıca ben Theodor Herzl dedem kabul etmiyorum. Ondan da iç içe akşama kadar beraberler. 6 yıl. Onun müşavirliği, danışmanlığını yapmış. Bir de vatan toprağını vermiyor diyor bir şey. Altın karşılığı Kıbrıs'ı vermiş zaten. Filistin'de de 36 büyük yerleşim alanı vermiş Musevilere. Bir de Musevilere toprak satışını kanunla serbest hale getirmiş Abdülhamit. Huzurdan kovma diye bir şey yok. Neredeyse elini öpecek Theodor Herzl. Theodor Herzl ile sırdaş ve arkadaşlar. Theodor Herzl ona teklif ediyor. Muhalifleri istersen öldüreyim diyor. Adam öyle bir tip. Ve sürekli ona rapor hazırlayan, yazıları hazırlayan, fikir veren danışmanı. Kovma mama diye bir olay yok. Bu tamamen uydurulmuş bir hikaye. Zaten bu hikayeyle sadece Abdülhamit tanınıyor. Bu uydurulmuş hikayeyle. Abdülaziz'dir hanlar hanı olan. Cennet mekanı olan Abdülaziz'dir. Sonra işte 5. Murat'ı getirirler peşinden Abdülhamit'e kısa bir süre. Sonra tak Abdülhamit'i getirip amaçlara ulaştılar. Gün hesabıyla kaldı öbürü zaten. 5. Murat. O da 5. Murat da öyle biraderzadelerle olan bağlantısı bilinen bir kişi yani. Murat işte 93 gün falan kaldı. O süren kaldı. Göster. Murat. Evet. Abdülaziz Avrupa'ya gittiğinde abdest suyunu bile yanında götüren bir insan. Bir kere bile namazını aksatmış birisi değil. Şehit edildiği sırada odasında canım benim Yusuf suresini okuyormuş. Maşallah. Kur'an'ın üstünde kan lekeleri var. Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor Abdülaziz'in. Şu an duruyor o Kur'an-ı Kerim. Abdülaziz'in o mübarek kanı onun üstüne dökülmüş, Kur'an üstüne. Yusuf suresini okurken şehit edildi. Alkanlar içinde bırakıldı. Yiğit budur. Evet. Ve bu da tabii harika mesela Yusuf suresinde olması. Hani yalandan kan sürülmüş gömlekten gelirler diyor kardeşleri. Ya kardeşler kıskançlığından şey etmeye kalkıyorlar. Değil mi? Evet, çok manidar yani. O Kur'an-ı Kerim'i isteyenler görebilirler Topkapı Sarayı'nda. Mübarek kanı da üzerindedir yani. Şehit edildiğinde. Kan üzerine sıçramış Kur'an'ın. İki metre boyunda bileğini büken yok. Maşallah. Abdülaziz. Görüyor musun boyu bozu? Aslan budur işte. 160 kilo evet maşallah. Bak en büyük hedeflerinden biri İslam Birliği'ydi. İttihat-ı İslam Abdülaziz'in. İngilizler nefret ediyordu İngilizlerin devleti. Bir de bakın bağnaz değil, modern, aydınlanmacı, ilerlemeci. Osmanlı ordusu dünyanın 6. büyük ordusu bak o dönemde. Donanma 2. büyük donanma. Zenginlik, bereket, bolluk, güzellik Abdülaziz döneminde mükemmel. Müthiş bir maneviyat var. Her yerde Kur'an okunuyor. Darwinist propagandayı yasaklamış. İngilizlerin devleti cinnet geçirdi bunu görünce. Atatürk de aynı şekilde İngilizlerin en sevmediği lider olarak seçilmişti.
İngiltere'den sonra en büyük deniz gücü. Yani Fransa'yla, Fransa'nın da çok güçlüydü. Yani Osmanlı donanmasına aşağı yukarı aynıydı. Yani ikinci diyebileceğimiz güçteydi. Mithat Paşa'nın faaliyetlerin ucu bucağı yok. Dergiler, mesela Dağarcık dergisi var, onu çıkarttı. Koyu Darwinist dergi. Her sayısından Darwinist propagandası var. Ve binlerce, on binlerce dağıtılıp bütün Osmanlı'da tahribat bu şekilde sağlanmış. Sultan Abdülaziz 111. İslam halifesidir. 111. En modern silahlar o zaman alınmıştı Abdülaziz döneminde. Mükemmel silahlandırmıştı. Tek bir parça toprak alamıyorlardı bizden. Abdülhamit'e geçtikten sonra akın akın topraklar verilmeye başlandı. ...1875 yılında aniden Balkanlar'da, Mısır'da, her yerde İngilizler Devleti'nin hücreleri ayaklandı. Abdülhamit iktidardayken her yer elimizden alındı. Yani Fransız donanması tabii Osmanlı donanmasından biraz daha teknik yönden daha ileriydi ama deniz gücü açısından Osmanlı donanması ikinci güçtü İngilizlerden sonra. Yani ezici güce sahipti. Onun için ikinci diyebiliriz. Yoksa teknik yönden üçüncü Osmanlı. Yani sayı açısından, teknik açısından. Fakat silah gücünün dışında yani yenme ve strateji gücün açısından ikinciydi. Yani sadece İngilizler daha üstündü donanma olarak. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Buyur, evet, Bey. Bülent Bey'le beraber. Kardeşim, özetle Türkiye'deki ve Ortadoğu'daki bütün belaların kökeni İngiliz derin devletidir. Bunu fark edemiyorlar. 200 yıldan, 300 yıldan beri devam ediyor bu. Osmanlı bu belanın içine düşmüş. Kimse bunu dillendirmeye cesaret edememiş. Bütün belanın altında bu yatıyor. Aydınlarımızı İngiltere'de eğitip bu hale getiriyorlar. Veya başka türlü yöntemlerle. Hatta üniversitede kızlar bile anlamışlar olayı birçoğu. İngiltere'ye yalakalık yapıyorlar bazıları. İngiliz derin devletine yalakalık yapıyorlar. Yani bir ekmek çıkar, bir şey çıkar. Onlar bir yal verir de o yalı yalarlar derken. Bayağı haysiyetsiz adamlar çıkıyor. Yani ajanlık yapmaya müstahak. Böyle o kafada. Veliaht işte bu Murat Efendi, 5. Murat. İngilizler tarafından mason yapılmış bir kişidir. Parados Mason Locası devrede oldu. Ama tabii Mason locaları kullanıyor İngilizlerin devleti. Yani Mason locası pek takmaz onlar. Yani onu bir tekke gibi, bir dernek gibi görüyor. Yani önemli görmez.
meşrutiyeti ilan edeceğine söz verdi 5. Murat İngilizlere. O zaman da seni getirelim dediler. Evet. Zaten çok kısa tuttular, hemen yerine Abdülhamit geldi. Çünkü Abdülhamit daha sağlamdı onlar açısından. Yani İngiltere açısından çok çok daha sağlamdı. Aslında Orta Doğu'ya o kadar merak değildi İngiltere de, İngiltere'nin devleti. Bu sanayileşme başladı ya, büyük fabrikalar falan, tesisler. Her yerde baktılar petrol kullanılıyor. Su gibi petrole ihtiyaç var. Petrol de hep Osmanlı'nın bulunduğu yerlerde. Ya dediler şunların üstüne bir çökelim, darmadağın edelim. Yoksa gıcık oluyorlardı yoksa Orta Doğu'ya, yani Osmanlı'ya onu ilgilendirmiyordu. Muhatap dahi olmuyorlardı. Ama petrol çıkınca, bütün petrolün orada olduğunu anlayınca olay değişti. Bütün güçlerden yüklendiler. Abdülaziz, evet, 111. İslam Halifesi, Yusuf Suresi de biliyorsunuz 111 ayetten oluşuyor. Maşallah. Vefatında Yusuf Suresini açmış, onu okuyormuş. Üzerinde mübarek kanı var. Şimdi kahraman kim? Hanlar hanı kim? Cennet mekan kim? Abdülaziz'dir. Abdülaziz İngilizler ne dediyse tersini yapmış. Hiçbirini kabul etmemiş. Darwinizmi Osmanlı'da cayır cayır ezen bir yiğittir. Sonra Abdülhamit'i getirip bütün Osmanlı'yı Darwinist yapmışlar. Bak daha hala televizyonları çıkarıyorlar. Onun devamı olan kişiler bunlar. Yani o sistemin devamı. Cayır cayır Darwinizm propagandası yapıyorlar. İslam da böyle söylüyor. Allah da böyle söylüyor. Allah Adem'le havadan yarattım diyor. Adem'i de pişmiş balçıktan yarattım diyor. Sen neden bahsediyorsun? Hayır, iman edemiyorsan dürüst davran. Abdülhamit'in torunu Osman Efendi, Abdülhamit'in porto şarabını çok sevdiğini söylüyor. Masraf defteri var arşivde Osman. Bu defter Dolmabahçe Sarayı'na hangi cins şarapları giriyor? Hepsi var. Bir de çeşitler işte. Bordolar, bordo şaraplar, beyaz şaraplar, çeşitleri her çeşit yazılmış. Ayrıca Abdülhamit'in Konya'yı çok sevdiğini iddia ediyor torunun. Zaten her yeri meyhaneyle doldurmuş Osmanlı'da. Şarap fabrikaları, içki fabrikaları her yerde var. Bizzat Abdülhamit kurduruyor. Genel evler kurduruyor. Zürafa sokak başta olmak üzere. Ta Edirne'ye kadar meyhaneler. Bütün İslam'ın her yeri meyhane doluyor. Hanlar Hanı diyor. Cennet mekanı. Cennet mekanı Abdülaziz'dir. Hanlar Hanı Abdülaziz'dir. Şehit olan odur, yiğit olan odur. Darwinizme, İngiliz derin devletine yiğitlik yapan odur. Boyun eğmeyen odur. Evet. Şimdi yine bir konu varsa dinleyebilirim. O dönem kurulan birhanenin bira fabrikasını resimleri gösterir miydi adam? Göreyim. Abdülhamit döneminde kurulan. Baksana adam tesisler kurmuş yani. Bira fabrikası için izin isteniyor, izin veriliyor. Bizzat Abdülhamit'in izinliğine, evet. Reklam afişini görüyorsunuz. Abdülhamit'in tuğrası var. Yine diğer bir reklam. Ve civarda bulunan tabelalar. Meyhaneler, birhanelerle ilgili. Şimdi görme merkezini anlatıyor. Ya kardeşim bir kere mekanizması zaten baştan başa harika üstü harika. Sonra diyor beyinde diyor mercimek kadar diyor bir yer diyor görme merkezi. Oraya diyor elektrik akımı gelir diyor ve biz onu görürüz diyor. Ya baba sen ne diyorsun biliyor musun? Kendine bir gel ya. Biz onu görürüz. Kim o gören? Ya kardeşim bak sen oraya bir elektrik akımı geldi diyorsun. Görme olayı yok şimdi. Gözümüz hiçbir şey yok. Gözü falan geç. Oraya bir elektrik akımı geliyorsun. O elektrik akımını diyorsun birisi görüntü olarak görüyor diyorsun ya, bu mucize üstüne mucize bu. Elektrik akımını üç boyutlu görüntü olarak birisi, biri adam görüyor. Peki bu adamın gözü nerede? Bunun gözü yok diyor. Ya bu adamın beyni var mı? Beyni de yok. Ya kulağı olmadığı halde adam duyuyor. Eli olmadığı halde hissediyor.
Burnu olmadı halde kokluyor. Kim bu adam ya? Bundan bahsetsene sen. Asıl insan bu. Evet. Öbürü bir mekanizma. Sadece bir elektrik iletim mekanizmasını bahsediyorsun. Evet. Onu geç. Beyne gelen o elektriği üç boyutlu olarak karşısına geçip kim seyrediyor? Tam renkli olarak. Ve adam öyle görüyor ki yani dışarıdaki varlığından emin oluyor. Onu anlatacaksın sen bana önce. Bunu anlatamıyor. Oturmuş evrimden bahsediyor. Ya düşün kardeşim bak parmak ucu kadar yer ya beyinde. Buraya bir elektrik çok zayıf. Amperi çok düşük bir elektrik akımı geliyor. Çok uyduruk bir akım. Yani çok full. Ondan hiçbir şey çıkacak gibi değil. Yani görüntüye çevirmeye kalksan berbat bir görüntü olur yani. Çok çok berbat. Görüntüye benzemez yani. Biri havada, biri karada, yerde falan. Karmakarışık mı? Ya kardeşim burada çok keskin netlikte bir görüntü meydana geliyor. Bu görüntüyü gözü olmadan bak, gözü olmadan. Gözü yok bu adamın. Gözü olmayan birisi bunu görüyor. Kim bu adam ya? Asıl insan bu. Bundan bahsetsene sen bana. Gözü yok adam ya, görüyor. Öyle görüyor ki dışarıdaki görüntünün varlığının nasıl olduğunu açıklayamıyor. Yani beynimde görüyorum. Dışarıda var mı? Dışarıda da var diyor. Peki sen nerede görüyorsun diyorum. Dışarıda olduğu için diyor. Ya kardeşim yani alkol almış gibi konuşuyorlar. Bir görsün. İstersen deneyin. Şimdi ben neydim, neredeyim diyorsun. Dışarıdasın diyor. 2 metre uzaktasın. Peki ben senin beynin içinde miyim? Ha evet beynimin içindesin diyor. Ben neredeyim diyor. Uzaktasın, 2 metre uzaktasın. Ya kardeşim hangisi doğru ya? Hangisi doğru? Ya 2 metre uzaktayımdır ya beynin içindeyimdir. Her ikisi de diyor. Şaka yapıyor. Beynin içinin dışında bir şey yok. Monitörün başındasın. Dışarıdaki konusunda da emin değiliz. Olması lazım diyoruz. Ben de katılıyorum, ona bir şey dediğim yok. Biz iman ediyoruz olduğuna sadece. Yani bir gölge varlık olarak vardı, ona iman ediyoruz. Ama senin gördüğün beynindeki görüntüsü, başka bir şey görmüyorsun. Doğru konuş. Senin derdin dermanı bilen var. Sabret gönül, bir gün olur bu hasret biter. Çekilen acılar canım gün olur geçer. Allah Allah!
Parçaları kaldırsınlar Allah aşkına. Delikanlılıktır. Delikanlılar dansa kalkar. Maşallah benim asistanlarım. Enzen okunuyor. Kısa bir ara verelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.